Galatasaray ve Beşiktaş yarın akşam saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunacağız. Hocam, sezonun ilk resmi karşılaşması olacak iki Evet. takım için de. Hazırlık maçlarında inişli çıkışlı grafikler sergilediler. Açıkçası henüz tam anlamıyla hazır olduklarını söylemek zor. Okan Hoca da bu durumun altını çizdi. Ama her zaman derbi oynamak farklı bir heyecandır. Takımlar, oyuncular ve taraftarlar için. Beklentimiz ne olmalı sizce bu mücadeleye dair? Küçük bir giriş yapalım. Çok fazla detay var. Şöyle öncelikle yeni sezona gerçekten futbol oynayarak, futbol oynamaya doymuş bir takımların görüntüsüyle mi gideceğiz, devam edeceğiz? Yoksa hala bir kaotik, hala bir kaos ortamına sürüklenen bir futbol ligine mi gideceğiz? Tabii ki bu maçtan ayrı bir şey bu söylediklerim ama bu iki maça bakınca da işte yeni Futbol Federasyonu, yeni ilk resmi maç, Galatasaray-Beşiktaş derbisi her zaman bir özellikleri olan bir maçtır. Başlıkları, öyküleri çoktur. Beşiktaş'ın yeni kurulmakta olan bir takımı var, yeni hocası var, şampiyon olmuş bir kadro Galatasaray takımı var. Bir iki tane önemli yerlerine yapmış olduğu transferler var. Geçirmiş oldukları iki takımın da hazırlıklarına baktığınız zaman işte bunun gerçekten bu maç şey maçı olacak. Yani bir onları deneme maçı olacak. Yani var mısın yok musun? Ve de bu ligde gerçekten Beşiktaş şampiyonluk yarışında yürüyecek mi yürümeyecek mi? Gerçi tabii ki çok erken ama iki takımın da yapısına baktığınız zaman her zaman derbi maçlarının özellikleri çok farklı olduğu için de farklı sahanın içerisindeki performanslar olacak. Herkes kendini göstermek için oynamaya çalışacak. Herkes kendi taraftarlarını kabul ettirmeye çalışacak. Daha doğrusu bu söylediklerim daha çok Beşiktaş tarafı için geçerli ama bakıldığında da Galatasaray'ın da kendi içerisindeki bir forma rekabeti var, yarışları var. Hocasının gözüne girmek isteyen, yeni forma kapmak için uğraşan Galatasaraylı oyuncular olacak. Dolayısıyla da futbol severler olarak, seyredenler olarak, biz futbol adamları olarak bu maçtan keyif alabileceğimiz, sahanın içinde olabileceğimiz, sahayı konuşabileceğimiz bir maçta olmasını temenni ediyorum. Yeni bir başlangıç fırsatı Abdullah Hocam, belki de futbolumuz için. Evet. Hoca da değindi, bir yönetim değişikliği oldu. İbrahim Hoca Osmanoğlu göreve geldi ve yeni dönemin ilk karşılaşması bir derbi mücadelesi olacak. Buradan olumlu bir şekilde sezona sirayet edebilecek bir atmosfer sizce çıkarabilir miyiz? İki kulübün bu anlamda sorumlulukları nedir? Hem saha içi hem saha dışı. Temennimiz bu tabii. Ama maalesef her sezon başı bu temennilerde bulunuyoruz. Lig devam ederken menfaatler çakışmadığı zaman herkes biliyorsunuz farklı şeyler konuşmaya başlıyor. Tabii iki takımın da ilk resmi maçı. Öyle bakmak lazım. Galatasaray yaklaşık Beşiktaş 2,5 ay önce burada bir kupa daha kazanmıştı. Evet. Ziraat Türkiye Kupası. Bunu da kazanırsa çok başarısız dediğimiz sezonda iki tane kupa kazanmış olacak. Bu da enteresan bence istatistik olarak. Şimdi Galatasaray bu kupayı ilk kazanan ve son kazanan takım. Böyle bir şeyi var. Hafızası var. Aynı zamanda Beşiktaş'a nazaran oturmuş da bir kadrosu var. Buna hocası da dahil. İki sezondur beraber çalıştıkları bir hocayla beraber. Beşiktaş bu konuda biraz daha Galatasaray'a göre dezavantajlı çıkıyor. Hoca yeni. Kadrosunu tam anlamıyla tamamlayamadılar. Çok önemli oyuncular almalarına rağmen özellikle ön tarafa. Paulista'yı da stopere. Ama kağıt üzerinde... Tabii bu sahaya ne kadar yansıyacak ama kağıt üzerinde şu anki görüntü Galatasaray daha oturmuş. Hı hı. Bir oyun kurgusu olan, ne yaptığını bilen ve iki senedir de Türkiye Süper Lig'in şampiyonu, bu bakımdan avantajlı. Hangi takım kaybederse küçük küçük mırıldanmalar başlar mı? Başlar. Ne gibi? İşte Galatasaray niye bir an önce bir 8 numara almadı? Beşiktaş Süper Kupa'ya çıkıyorsun, niye eksiklerini gidermedin gibi küçük küçük mırıldanmalar başlayabilir. Ziraat Türkiye Kupası'nın finalindeki hava çok güzeldi. İnşallah Süper Kupa'ya sirayet eder diye düşünüyorum. Keyifli,
gollü bir maç olması dileğiyle, bir de bunu destekleyen bazı şeyler var. İki takımın da çok iyi santroforlarının olması ve arkasından destek veren oyuncuları, Rafa Silva'yı kastederek, bayağı pozisyon oluşabilecek bir maç olarak görebiliyoruz. Hı hı. Bütün bunları düşündüğümüz zaman inşallah oyunun konuşulduğu, bol golün olduğu bir sezona başlangıç yaparız. Galatasaray ve Beşiktaş buna öncelik yaparlar. Hocam, Avrupa'da 3 takımımız sahne aldı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir. Başakşehir zaten çok zayıf bir takımı. Evet. İki maçta da farklı yendi. Olması gereken buydu. Trabzonspor ve Fenerbahçe de maçlarını kazandılar ama oyun olarak bizi çok tatmin etmediler. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da iki takım gibi, doğal şampiyonluk adayı olan diğer iki takım gibi bir başlangıç yapması mı sizce daha olası, yoksa tek maç olması itibariyle daha başka bir senaryo, daha gollü, daha böyle keyifli, hücum futbolunun baskın olduğu bir senaryo mümkün mü? Ya tabii ki senin ortaya koymuş olduğun o senaryolar futbolun içerisinde, futbolun her döneminde olması gereken esas ana unsurlar, temalar onlar. Ben iki takımın da senin özellikle Fenerbahçe'nin ve de ortaya koymuş olduğu o performans. Özellikle Trabzonspor'da öyle. Ama bakıldığında hem Fenerbahçe, Trabzon, işte Beşiktaş, Galatasaray, bu maçlara geldiğimiz zaman bütün takımlardan beklentiler var. Şimdi bu beklentiler nedir? Herkesin iyi takım olsun. Şimdi şampiyon olan kadronun taraftarı bile bizi yolda soruyor. Hocam, duydunuz mu, Galatasaray'a transfer var mı mesela? Şampiyon olmuş, kadro var, hoca yeni. Zaten şampiyonluğa gidecek olan bir takım var ki çok büyük bir avantajlı takım. Şimdi dışarıdaki kişilerin, dışarıdaki taraftarların düşüncesi ve onların içerisindeki yapmış olduğu yarışla futbol adamlarının, futbolun içindeki insanların bakış açıları çok farklı. Çünkü dışarıda adam yapmış olduğu transferlerle kendini şampiyon olarak iddia ediyor. Bir de bizim futbol tarafından baktığımız zaman hep ben şunu söylerim şahsen, ki büyük bir ihtimalle Apo Hoca da katılacaktır. Oturmuş kadrolar, şampiyon olmuş kadrolar, beraber oynayan kadrolar, hı hı, istediğiniz kadar iyi, yeni, hakikaten sivri isimlerle almış olduğunuz yeni bir kadro kurmanıza rağmen avantajlı olan kadro hep kurulu kadrodur. Doğru. Şampiyon olmuş kadrodur. Ve ben bu yüzden de açıkçası Galatasaray'ın bir parça bir tık daha bir önde olduğunu görüyorum. Ha, bu yarışın içerisinde olmak, bu ayrı bir konu. Hı hı. Şimdi Trabzonspor ve Beşiktaş bu yarışın geçen sene çok dışında kaldılar. Ekim ayında, Kasım ayında havlu attılar. Şimdi Türkiye Futbol Ligi'nin bir marketing değeri varsa, bir piyasa değeri varsa, bu takımların şampiyonluk yarışında muhakkak olmaları lazım. Sonuna kadar olmaları lazım. Hatta bir iki tane daha Anadolu takımlarından söylememiz gereken, iyi transferler yapan veyahut da hiçbirimizin bilmediği ama gözümüze batan bir transferlerle ortaya çıkıp şampiyonluk yarışını zorlamaları lazım. Şimdi böyle bir futbol ikliminin olmasını bekliyoruz. Ama bunun öncesine geldiğimiz sezon başında da, evet, bugün Fenerbahçe'den başlarsak eğer, Fenerbahçe bugün Lugano'yu geçti. Önemli. İşte Salı günü Lille oynayacak. Daha, evet, sonraki zaman onu da konuşacağız zaten. Ama futbol olarak bakıldığında çok tatmin edici mi? Değil. Ama Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe almış oldukları kupalardaki, Avrupa kupalarındaki galibiyetlerle, hı hı, Türkiye'deki tabii ki bu puan yarışındaki puanları yazdırması önemli bir başarı. Ve bu yüzden de öyle bakmak lazım. Ama biz ilerleyen dakikalarda gene detay detay gireriz ama ya futbol olarak çok hocam herhalde kazanmanın önemli olduğu bir süreç. Şimdi şu anda öyle. Çünkü bu geçiş süresinde, hı hı, takımlar yeni kuruluyor, beklentiler hep ileride acaba nasıl olacak duygusuyla hareket edilecek tabii, gerçek ama buradan da kaybedilmemesi gereken, o yarışların içinde olmak için bir kaybetmemen gereken bir maçlar var. Bu da önemli. Evet, ben Fenerbahçe'nin özellikle Hull City maçını canlı izledim. Arkasından iki tane Lugano maçını beraber izledik. Şenol Hoca ile burada beraber hep yayınlarda konuştuk, ettik. Çok keyifli bir maçlar olmadı. Yani oyun olarak, beklenti olarak. Çünkü zaten Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosu beraber oynayan bir kadro. Ama Jose Mourinho'nun gelmesiyle beraber orada ufak tefek bir değişiklikler yapıp hocanın bir elinin değmesi gereken bir takım olduğunu sinyallerini verdi bize. Ama o sinyaller ilk sezon başındaki, özellikle ilk devrelerdeki Fenerbahçe'nin çok futbol severlerin, futbol yorumcularının çok kafasında
iyi bir şekilde kalmadı. Hı hı. Ama ilerleyen dakikalarda keza Trabzonspor'dan da beklentim benim böyleydi. Yani yavaş yavaş olacak. Evet. Şimdi bu kadroların hepsi birdenbire ilk maçlar. Geçen sene sezon başında mesela Fenerbahçe çok iyi bir giriş yaptı ama ligin sonlarına doğru yavaş yavaş çözülmeye başladı. Ha, bu sene de belki Jose Mourinho'da bilgi deneyimiyle daha böyle bir yavaştan başlayıp daha sonra belki yol olacak, bir kadro olacak. Ha, bekleyip göreceğiz hepsini. Evet, zaman gösterecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor'u ilk ciddi sınavlarında gördük. Galatasaray ve Beşiktaş'ı da birbirlerine karşı oynayacakları bu mücadelede göreceğiz sevgili seyirciler. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan'ın da yöneteceğini belirtelim. İlerleyen dakikalarda gerekirse onunla ilgili de konuşuruz. Galatasaray ve Beşiktaş taraflarını belki ayrı ayrı konuşmak da gerekir. Muhtemel 11'ler var. Galatasaray'ın muhtemel 11'iyle aslında bir başlangıç yapıp Abdullah Ercan'a da dönebilirim. Az önce Okan Buruk, Giovanni van Bronckhorst ve Necip Uysal'la beraber basın toplantısında yer alan Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ilk 11'deki yerini alacak. Yelert olmayacak Galatasaray'da, görüntü o yönde. Kaan Ayhan, Nelson, Abdülkerim ve Kön'den oluşan bir savunma dörtlüsünü bekliyoruz Galatasaray'da. Berkan Torreira ikilisi orta alanda. Berkan'ın yerine acaba Kerem Demirbay olur mu? Bunu konuşuruz. Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi Galatasaray'ın muhtemel 11'ini tamamlayan parçalar. Galatasaray'la alakalı kadro değerlendirmesini yaptıktan sonra Beşiktaş'ın ilk 11'ine de mutlaka bakacağız. Hocam bir iki değişiklik olabilir bu kadroda. Yani Ziyech'in yerine Barış Alper'i görsek benim için sürpriz olmaz. Ama bilmiyorum sizin düşünceniz ne? Bu muhtemel 11 ne düşündürdü? Yani şöyle, eğer Yelert olsaydı Kaan Torreira'yı da görebilirdik. Berkan evet. Olmayabilirdi. Neden böyle bir tercih yaptı Okan Hoca diyelim? Yani daha doğrusu muhtemel 11 için konuşuyoruz. Milli takım oyuncuları vardı. Geç geldiler. Hı hı. Belki oyunun ilerleyen dakikalarında tercih edilebilirler. Çok mantıklı. Çünkü Galatasaray bildiğim kadarıyla iki tane aynı yerde kamp yaptı Avusturya'da. Bir bölümde bayağı çok oyuncu götürdüler. Genç oyuncular bunlara dahil. Öbür bölüme de biraz daha daraltılmış bir kadroyla girdiler. Şimdi burada Galatasaray'ın avantajları şu. Bir tanesi, geçen sezon çok sezon başı geçirmemiş. Önde 3 tane oyuncusu bu sezon başı beraberdi. İşte Zaha, Icardi, Ziyech. Ki onların performansları hem rekabete gireceği oyuncular var orada, Barış gibi. Onlarla rekabet açısından form durumu olarak bir forma savaşı verecekler. Bu bir. İkincisi, Galatasaray'ın mevcut transfer durumunda önemli istediği iki tane bölge vardı. Bir tanesi sağ bek bölgesi, bir de 8 hatta 10 numara oynayabilecek bir oyuncu arıyorlardı. Sadece orayı alamadılar şu anda. Bir de Davinson Sanchez'in durumu var. Copa Amerika'da çok başarılı olmuş bir oyuncu, transfer teklifleri alır. Hatta eğer satılırsa onun yerine mutlaka oyuncu düşünülmesi gereken bir oyuncu. Bütün bunların ışığında Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var Kerem. Ne oynadığını bilen, her rakibe göre Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere bu oyunu oynar dediğimiz, zaman zaman da bu oyundan dolayı eleştirdiğimiz bir Galatasaray var. Hı hı. Ve yaklaşık olarak oyuncuların 9-10 tanesi de böyle. Tabii şimdi Zaha sezon başı geçirdi, bir bakacağız. Muhtemelen Barış'la beraber bir forma rekabetine girecek ama Barış orada özellikle geçen sene gösterdiği performansla bir numara. Bu tarafta Ziyech fark yarattı geçen senenin son bölümünde. Barış onunla da rekabete girebilir. Orada da bir numara tabii olabilir. Katılıyorum. Yani 4 tane oyuncusu oldu Galatasaray'ın. Zaha, Ziyech, Kerem, Zaha öne çıkan oyuncular. Burada Yunus Akgün de var, Yusuf Demir de var. Ama sanki Barış Alper bir şekilde uzun vadede 11 olur. Kerem de var orada. Evet, Kerem var. Kerem var. Diğer oyuncunun kim olacağı? Ya 5 tane oyuncusu var iki kenar için. Evet. Ama bir numarayı orada mutlaka Barış'ı yazarsın. Çünkü evet, biliyorsun yani çok büyük katkı yaptı. Transferde adı geçti. Ya böyle bir teknik anlamda değerlendirmeden sonra Galatasaray bu maç özelinde Beşiktaş'ın da bir sürü sorunları var. Çok iyi oyuncular transfer ettiler. Özellikle Rafa Silva'dan çok büyük bir beklentim var benim oyuncu kalitesi olarak.
Yarın merak ediyorum nasıl bir performans sergileyecek. Neden merak ediyorum? Çünkü hakikaten bir test maçına çıkacak Beşiktaş. Galatasaray onlar için bir test maçı, bir derbi maçı. Burada nasıl bir performans sergileyecek? Çünkü çok yakın mesafeden marke edilecek. Galatasaray'ın güçlü bir kadrosu var. Hocası 2 senedir beraber. 2 senedir şampiyon oluyorlar. Ya bütün bunları düşündüğün zaman Galatasaray hani tabir yerindeyse bir tık önde. Öyle demek lazım. Beşiktaş'a geldiğimiz zaman Beşiktaş'ın enteresan bir yapısı var. Ön taraf Beşiktaş'ın çok iyi duruma geldi alternatifleriyle beraber. Hatta gitmesi gereken Abubakar'ı da buraya yazarız. Ama hala arka tarafta oyuncu olmasına rağmen bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, hatta bir Trabzonspor'un kurucu arka tarafı düşünürsek öyle bir kalite eksikliği gözüküyor. Ön tarafa göre, evet. Ön tarafa göre gözüküyor. Bir de hoca yeni. Bir de böyle bir gerçekleri var. Bütün bunları düşündüğümüz zaman oyuncuların kalitesinden de bahsettiğimiz zaman ben çok pozisyonlu bir maç olacağını düşünüyorum. Yani senin biraz önce sorduğun soru, acaba oyunu mu tercih edecekler yoksa kupa ve neticeyi mi? Ben biraz daha oyun olarak beklentim yüksek. Öyle düşündüğümüz zaman iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Dolu tribünler önünde, herkes merak ediyordur. Olimpiyat Stadı'nın gerçi atmosferi yakınlık olarak çok şey olmasa bile, diğer statlara göre biraz daha uzak olsa bile en azından oynanan futbol açısından bizi tatmin edecek diye düşünüyorum. Siz o statta oynadınız. Oynadım. Zor değil mi gerçekten odaklanmak? Ya şöyle zor. Oynamak bir nebze çok şey değiştirmiyor da izlemek çok zor. Bir de bazen ters taraftaki oyuncuyu eğer çok iyi bir futbol izleyicisi değilsen seçmede zorluk yaşıyorsun. Evet. Yani pozisyona kim girdi? Bir de böyle karışık bir ortamda oyun oynanıyorsa oyuncuları seçemiyorsun. Ya sonuçta futbol maçı için yapılmış bir stat olmadığı için ama dolu tribünlerde de atmosfer çok güzel oluyor. 60-70 bin kişi geldiği zaman doğru. Güzel atmosfer oluyor. İnşallah hem sağ içi hem sağ dışının güzel bir atmosferi yaşatan bir maç olur. Hocam az önce bu transfer süreçlerinde işte taraftar baskısına değindiniz. Kulüp tabii ki daha farklı bakabiliyor ama taraftarın tavrı da bazen işleri zorlaştırabiliyor. İki takımda da evet eksik mevkiler, pozisyonlar var. Galatasaray'ın muhtemel 11 üzerinden gittiğimiz için soruyorum. Berkan Torreira ikilisini göreceğimizi düşünüyoruz. Ya da Kerem Demir de olabilir. Aslında şampiyon olan takımın orta saha rotasyonunda olan oyunculardı. Bir problem yaşayabilir mi sizce Galatasaray merkezde? Ya şimdi orada gerçekten iki kişilik oynayan bir oyuncu var, Torreira. Yani biz geçen sene yapmış olduğumuz yorumlarda özellikle Kerem Demirbay'ın da oraya geldiğinde iyi oynadığı, performansını yukarı taşıdığı dönemlerde Torreira, Kerem Demirbay, Mertens'in yani bir binanın kazan dairesi gibi inanılmaz bir şekilde sezon boyunca iyi çalıştığını hep şahit olduk ve bunu da hep söylemlerimizde dile getirdik. Şimdi Torreira geçen sene bıraktığı yerden hep devam edecek öyle düşünüyoruz ve de hepimizde öyle bir izlenim bırakıyor. Belli bir performansı belli var. Belli bir performans. Hep yani bir 8 numaralık oynuyor. Yani evet. Standartı 8 numara. Yani her dakika bir %80 performansla oynuyor. Berkan zaman zaman iniş çıkışları var ama iyi uyum gösteren ve de iyi o da çıkış yapan bir oyuncu. Mertens çok enteresan. 38 yaşında her teknik adam bu oyuncuyu almak ister ve bu oyuncuyla çalışmak ister. Oradaki oyuncu değişikliklerine baktığımız zaman orayı kim zorlayacak? Tabii ki işte Berkan, Torreira, işte Kerem Demirbay. İşte sağ tarafa sağ bek iyi bir şekilde bulduğu zaman Kaan oraya gelecek. Ya oradaki her 4-5 tane oyuncu özellikle orta sahasında Galatasaray'ın bakıldığında hepsi iyi bir performans verebilecek düzeyde oyuncular. Çünkü bunları zaten kanıtlamışlar geçen sene. Evet. Şampiyon olmuşlar. Sevgili Abdullah Hocam'ın da söylediği gibi Galatasaray'ın ön tarafındaki Barış Alper, Mertens'i, Zaha'sı, Kerem'i, Ziyech'i, Icardi'si, Batshuayi'si bunlar dönem dönem maçların zorluk derecesine göre veyahut da oradaki sakatlık ve ceza durumuna göre
bütün o bölgelerde rahatlıkla oynayabilecek oyuncular. Bu büyük bir avantaj. Demin sözlerimizin başında onu ifade etmeye çalıştık. Yani oturmuş kadro bu bakımdan çok önemli. Ve buraya hala bir transfer beklemek bence yersiz. Ama buraya orta sahaya bir tane bir oyuncu gerekiyor diye düşünüyorum. Geride zaten... Siz şöyle düşünüyorsunuz, yani transfer olur. Olur. Orta sahada ihtiyaç var ama şu an transfer olmadığı çok için çıldırmaya gerek yok. Yok yok, hiç öyle bir şeye gerek yok. Yani mesela Galatasaray'la bazen arkadaşlar görüyorlar. Ya hocam transfer oldu mu? Ya, gerek yok ya. Yani. Ama Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Şampiyonlar Ligi tabii var. Ama şeyde kulvarlar da çok yüksek zorluğu olan o kulvarlar olduğu için de ya bunları da göz ardı etmemek lazım. Galatasaray'ın geçen sene elendiği maçlara baktığınızda yani hiç belki de onun seviyesinde olmayacak takımlara elendi diye bakıyoruz ama evet. Neticede o maçlara çıkarken sizin performansınız, oyuncunun performansı, form grafiği, uyumluluğu, yani takımdaki bir anda bazen esneyebilirsiniz, uyumlar olabilir öyle bir şey. Ya yani onlara çok dikkat etmek lazım ama tabii çok deneyimli Okan Hoca var başlarında. Dolayısıyla da Galatasaray'ın oralarda bakalım yani süper final playofflarda. Playoff'larda neler yapacak ona hep bir şahit olacağız. Bakalım hangi takım çıkacak, ne olacak. Beşiktaş'a devam edelim mi? Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine de bir göz atalım. Siyah beyazlar nasıl bir kadroyla sahada olabilir? Bakalım ki bir sonraki saatte yine kadrolar üzerinden detaylı bir şekilde konuşacağız. Mert, Svensson, Paulista, Koli, Masuaku, El Musrati, Jetson, Rashica, Rafa Silva, Semih ve Immobile. Semih'in sol kanatta, Immobile'nin önde olduğu bir düzenle takımın sahada olmasını bekliyoruz. Nasıl devam buldunuz edeyim. Muhtemel 11'i? Ben hocam bir şey söyleyebilirim hocam. Tabii rica ederim. Ben Galatasaray'ın orta sahayı mutlaka bir oyuncu alması gerektiğini düşünüyorum. Ki Beşiktaş, gerçi de Galatasaray için konuşuyoruz. Neden? Orada Mertens'in 55-60 maçlık bir maratonda bölüm bölüm ne kadar iyi performans sergilese bile dinlendirilmesi, öyle performans alınması gerektiğini düşünüyorum. Diğer oyuncu profillerine baktığımız zaman oraya Kerem Demirbay kalıyor, Berkan kalıyor, hatta Kaan kalıyor. Üçünün profiline baktığımız zaman biraz daha, hadi Kerem'i bunlardan ayıralım ama defansif aksiyonları güçlü oyuncular. Ama Okan Hoca orada... Yeri geldiği zaman formasyonu veya sistemi değiştirip 4-4-2'yi de belki yarınki maç özelinde de bu gelişebilir. Hı. Yeri düştüğü zaman belki Batshuayi Icardi ikilisini kullanmak adına oraya bir orta saha profili farklı bir oyuncu transfer etmek istiyor. Ve bunu şunu sorarsan, ya çok acil mi, burası çözülmez mi diye, geçen sene Okan Hoca bir türlü bunu içeriden çözdü. Evet. Ama Şampiyonlar Ligi playoff'unu da düşünürsek, eğer çabuk getirebilirlerse, ki uğraşıyorlar ve hakikaten iyi bir oyuncu. Yani hem rakamsal olarak hem kalite olarak iyi bir oyuncuyu getirmeleri gerekiyor. Galatasaray'ın orada bence bir tane oyuncuya ihtiyacı var. Galatasaraylı taraftarların da biraz sistemleri bundan dolayı kaynaklanıyor. Evet. Sağ bek işini çözdüler ki sol beke de alternatif oluyor. Bir de orayı çözerlerse Galatasaray'ın kadrosunda bir eksiklik görünmüyor.